Ocak ayında başladı aslında tartışmalarımız, yan yana gelişlerimiz. İsim tartışmalarından tutalım da, hani neydi, ne olarak basının karşısına, kamuoyunun karşısına çıkacağımızdan tutalım. Bu sürece kadar gerçekten her bir altı öznenin de, hatta yedi siyasi özneydi o ilk başlarda başladığımızda, gerçekten çok emek verildi ve katkılar sunuldu. Sokak ayağı oluşturulmaya başladı. Hepimiz biliyorsunuz böyle bir vergilerin geri çekilmesi, asgari ücretin meselesiyle ilgili, yani aslında emekçilerin ve yoksullarla ilgili bir standlar açıldı. Üç bölgede de, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da çalışmaları yürütüldü. Aslında programa gelmeden önce şöyle bir durumumuz var. Biz mücadele arkadaşlığı yapıyoruz birçok yerde. İşte Sosyalist Meclisler Federasyonu'na birçok kurumla beraber birçok platformlardayız. İttifaklar yapılıyor, eylem birliktelikleri yapılıyor. Ama şöyle bir durum, bu başka bir şeydi. Birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz ama bu süreçte yan yana gelip ortak dili, ortak söylemi ifade edebilmek çok önemliydi. İşte tam bugün bu ittifakta da yan yana farklı farklılıklarımızla birlikte, fikirlerimizle birlikte ortak nasıl bir program etrafında buluşabiliriz? Gerçekten de uzun emekler ve uzun özveriler yapıldı. Ve bu uzun emeklerle beraber sizin de bildiğiniz gibi Cumartesi günü Emek ve Özgürlük İttifakı kendisini deklare etti, deklarasyonunu yayınladı. Bunun içerisinde Alevilere dönük, bunun içerisinde işçilere dönük, kadınlara dönük nasıl tartışıldı, neler yapıldı dediğimizde ve hala da devam ediyor bu tartışmalar. Bitmedi yani, hala görüşmelerimiz devam ediyor. Programın içeriğinde zaten yazıyor. Yoksulluk, emek alanı, işçilerin sorunları, kadın alanına ne diyeceğiz, LGBT alanına ne diyoruz, yani öğrenciler için ne istiyoruzu tartıştık. Gerçekten de dediğim gibi çok emek verilerek, emek ve zaman harcadığımız bir şeydi. Çünkü bu tek başına bir deklarasyon, hani bunu yapalım, çıksın, sonrasında devam edelim değildi. Geçmiş tarihsel deneyimleri de katarak gerçekten bir deklarasyon yapıldı. Alevilere yönelik eşit yurttaşlık talepleri, kadınlara yönelik yaşam hakları, hak gaspları, işçilerin, işçi sendikalara dair çalışmalar, yani bunların hepsini özneleriyle birlikte görüşerek yapıldı. Şimdi deklarasyonu hani diğer siyasi partilerin ya da diğer işte o diğer masalardaki gibi böyle bir şeyle oluşturulmadı. Hani biz yazdık, onlar da dahil olsun. Hayır, birlikte bir çalışma. Gerçekten halk adına bir şey yapıyorsak, ki temennimiz bu meselede zaten, talebimiz de isteğimiz de bu yönlü, birlikte mücadeleyi de ederken sokakta, mesela o gün deklarasyonun olduğu gün ETF işçilerin orada olması çok değerli ve çok kıymetliydi. Gezi'deki katledilen Berkin'in ailesinin orada olması çok değerli ve kıymetliydi. O zaman şunu anlayabiliyorsunuz, evet biz doğru yere odaklanmışız ve gerçekten halkla beraber bu süreci götürebileceğiz diyoruz. Faşizmin bize dayatmış olduğu şeyler, ben hani sosyalist kimliğimle şöyle söyleyeyim, birçok platformlarda, başında da söyledik, birçok ittifaklarda yer alıyoruz, birçok eylem birlikteliklerinde yer alıyoruz. Ama sol sosyalist yapılarda ya da işte hani Kürt hareketinde genel olarak evet birlikteyiz ama parçalıyız. Ama faşizmin bize dayattığı şu zorunluluğu kaçırıyorduk yıllardır. Yani birlikte mücadele edersek bir şeyleri değiştirebiliriz gerçekten de. Yoksa hepimizin değerli ideolojileri var, hepimizin farklı fikirleri var, herkesin değerli katkıları var ama tek başına değil. Artık Türkiye ve Türkiye Kürdistan'ı böyle bir şey beklemiyor. Yani Türkiye Kuzey Kürdistan'ında artık birlikte mücadele edebilirsek, Kürt halkıyla birlikte ona çözümü birlikte bulabiliriz, devrim mücadelesinde birlikte değiştirebiliriz, güçlendirebiliriz. Yani bir adım atacaksak gerçekten halk adına, emekçiler adına, ezilen bütün halklar adına, bunun içerisinde inançları, kadınları, herkesi katarak birlikte mücadele edebilirsek bir şeyleri değiştirebiliriz. Belki faşizmin bize zorladığı ya da öğrettiği diyebilirim, zorunlu bir ihtiyaç mıydı? Ama dönemsel değil, dönemsel olduğunu düşünmüyoruz kendi siyasetimiz adına da, diğer arkadaşlarla da. Dediğim gibi bunun geçmiş deneyimleri var ama bir de bundan sonrası var. Yani herkes biraz daha seçim odaklı mı? Aslında seçimle başlayan bir şey değildi ki, Ocak ayından beri, daha onun öncesi de var aslında tartışmaların, ama Ocak ayında daha da kamuoyuyla paylaşılmaya başladı. İlk isimler hani medyanın karşısına çıkıldı ama onun öncesinde tartışmalar devam ediyordu zaten. Elbette ki yani genel toplumsal mücadeleye baktığınızda toplumun genel yaşamış olduğu sorundan azade değil bu mücadele güçleri de, buradan azade değil. Yani bugün her günümüz gözaltılarla,
tutuklamalarla geçiyor. Basına yönelik saldırılar, inanç alanına dair biliyorsunuz Alevilere yönelik son dönemdeki uygulanan saldırılar. Oradan geçtiğimizde kadınlara yönelik saldırılar, bütün haklarının İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bütün saldırılar karşı. Ama bir dinamik de var. Yani toplumsal güçler de bir dinamik. Ve buna dair hani öncülüğünü yaptığınız siyasetlerin bu meseleye sessiz kalmaması gerekiyordu. Çünkü buradan azade değiliz. İşte attığınız bir tweet'ten, yargılandığınız dokunulmazlıklardan, söylediğiniz ya da yargılandığınız bir şeyden, davada hiçbirimiz azade değiliz. Ya da yoksulluktan hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Hatta bağımsız değiliz. Elbette ki şöyle bir şeyimiz var. Siyaset üretiyoruz, birlikte siyaset yapıyoruz ama bu siyasi güçleri yan yana getirdiğimizde bunların hepsine çözüm bulabiliriz. Aslında bizim de içerisinde olduğumuz hani güçler bunlar ve yaşadığımız sorun hepimizin. Yani bugün işçi direnişlerinin, işçinin emeğini hakkını alamaması, emek sermaye çelişkisini hepimiz yaşıyoruz. Yani bunu işte altılıdaki dediğimiz emek özgürlük de yaşıyor, diğerleri de yaşıyor ama bununla nasıl birleştirebiliyoruz? İşte tam buradan doğru biraz daha ses çıkarmak gerekiyor. Yani Kürt halkının taleplerini, özel savaş politikalarını görmezden gelebilir mi hiçbir siyaset? Eğer gerçekten kendisine devrimci, sosyalist, yurtsever diyorsa bu çözüm odakları var. Sadece nasıl yan yana gelecekti? İşte tam da buradan doğru harekete geçti. Yani kitle olarak gerçekten güçlüydü. Yani oradaki o sloganların atılmasından tutalım da motivasyonluydu. Ama bizim dışımızda neler oldu? Tabii bunlar önemli. Yoksa biz de zaten bunu isteyen, buna ihtiyaç duyan bir şey var. Dışarıdan şöyle görünüyor. Evet, acaba ne yapacaklar? Acaba bundan sonrası ne olacak? Mesela işçilerden, alanda ve sahada olanlardan biriyiz biz de vekiller olarak. Mesela ne olacak? Emek özgürlük cephesi işçilere ne söyleyecek diyorlar. Mesela kadın alanında ne diyecekler? Biz işte tam da şeyi ifade ediyoruz. Ya bunu doğru anlatmak, doğru okumak lazım süreci de. Yansımasını şuradan görmek lazım. Biz hala sahadayız, hala sokaktayız. Devrimciler olarak, sosyalistler, yurtseverler olarak biz zaten alandayız. İşçi grevlerindeyiz, kadın eylemlerindeyiz, dışarıdayız. Ama bunun hepsine baktığımızda bir ihtiyaç olduğunu çok farklı kesimlerden duyuyoruz. Evet, bu bir ihtiyaçtı. Yan yana geliş, farklılıklarına rağmen yan yana geliş. Aslında hani baktığımızda ya aslında sosyalistler, devrimciler ve hani Kürt halkı yan yana gelmiş. Aslında hep yan yanaydılar. Öyle değildi işte durum. Ama bugün onun yansıması çok bambaşka yerlerde görüyor. Mesela televizyon programlarında görüyoruz. Yani şu çok değerliydi mesela. Şunu duymak da değerli. İşte herhangi bir burjuva televizyonlarında şunu söylenilebiliyor yandaş medyada. Zaten bir ittifak var. Orada da başka bir ittifak var. İşte bu çok değerli ve çok önemli. Bu ittifak ne yapıyor ve ne yapmaya çalışacak? Yani dediğim gibi bir genel kitlede, toplumsal güçlerdeki yansıması, bir de o cephede yansıması nasıl? Bence olumluydu. Gerçekten alternatif olduğumuzu ifade etmek gerekiyor. Yani bu sadece seçime yönelik değil, bunu tekrar tekrar altını çizelim. Elbette ki seçimi gören bir yerdeydi. Başında da bu tartışmalarımızda masada bunların sohbetini yapmıştık. Seçimi de gören bir yerde ama seçimden sonra da devam edecek bir mücadele yoldaşlığı, bir yol arkadaşlığı gerçekten de halkların sadece seçime endeksli bir mesele değil, yaşanılan sorunun bir sistem sorunu, bir rejim sorunu olduğunu ve bu sistem değiştirilene kadar da bu mücadelenin devam edeceğini düşünüyoruz. Aksamalar, gerilemeler dönem dönem elbette ki bütün ittifaklarda olduğu gibi yaşanılabilir ama çok değerli ve çok kıymetli, gerçekten çok emek harcanılarak gidiliyor. Çünkü öznesi sadece biz değiliz. Öznesi ezilen emekçiler, kadınlar, Aleviler, sendikalar, işçiler, yani içerisinde bulunduğumuz o programda yazanların hepsi gerçekten hayata birlikte geçirdiğimizde ancak bu ittifak yerini bulacak. Tamamen bir halktır diyorsunuz. Aynen öyle. Bir halk ittifakı dememiz gerekiyor aslında. Evet, emek özgürlüğün içerisinde bugün işçileri için emek için biz buradayız. Bugün yaşam koşulları Kürtlerin, kadınların özgürlüğü için, adalet için, hukuk için, barış için yani buralardan bağımsız değil. Şen Yaşar ailesinin yaşadıklarıyla
buradaki yaşananlardan bağımsız değil hukuk adaleti meselesi. İşte gazetecilerin tutuklanmasıyla bağımsız değil. İşte her gün devrimcilere, sosyalistlere yönelik saldırılardan bağımsız değil. İşte tüm bu gücü halkla beraber, birlikte o toplumsal dinamik dediğimiz o mücadeledeki şeyle aslında geniş bir ittifak bizim ittifakımız. Sadece o altılıdan oluşmuyor. İttifakın dışında kalan hepimiz de biliyoruz bizimle beraber aslında o masalara davet ettiğimiz hani başka bir güçler de oluştu. İşte sosyalist güç birliği diyelim. Hani o arkadaşlar da orada başka bir ittifak daha şey yaptılar, kurdular. Ama şunu görmek lazım. Doğru yerden adım attığımızda herkesin yeniden o masalara...